Teşbihle ve temsille suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler, murur zamanla, zaman geçmesiyle avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden tam Cübbeli'ye bakıyor. Vaka mutabık çıkmıyor. Bakın bak, teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler. Mesela Cübbeli'nin anlattığı olaylar var ya, evet. Sık sık eleştiriyorum. Halbuki bak işte bu teşbih ve temsiller suretinde rivayet edilen bir hadislerdendir bunlar. Mururu zamanla, zamanın geçmesiyle avamın nazarında, mesela Cübbeli ve o tarz düşünen bazı kişilerin nazarında hakikat telakki edildiğinden, yani gerçekten öyle zannedildiğinden diyor. Vaka mutabık çıkmıyor. Yani olay oluştuğunda mutabakat olmuyor diyor Said Nursi. Ve devamı da var bunun, ama kardeşimiz bu kadar kısmını yazmış. Canan Mert Türk İstanbul. Mesela Said Nursi Hazretleri'nin bu konuda örnekleri var. Bir gün sahabilerle beraber otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gürültü eşitiliyor. Diyor ki bu 70 yıldır cehennem tarafına yuvarlanan bir taş diyor. Şu anda cehennemin dibini buldu diyor Resulullah. Bakın evet. 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş şu an cehennemin dibini buldu. Bu onun gürültüsü diyor. Bu ses diyor. Bir süre sonra bir sahabeler geliyor. Ya Resulullah diyor, falanca münafık diyorlar 70 yaşında vefat etti diyorlar. Hiç yorum yapmıyor peygamberimiz. Evet. Tam ne demek istediğini anlıyorlar. Evet. Bak teşbihle anlatıyor. Şimdi bir insan Cübbeli'ye tarif ettirirsek diyecek ki işte bir taş var kocaman. 2000 metre genişliğinde, 2000 metre şeyinde değil mi? Çapında. Sürekli yuvarlanıyordu. Cehennem bir dibine vurunca bu ses meydana geldiler. Çık işin içinden çıkabilirsin. Yani onu diyeceği budur. Halbuki doğrusu budur. Onun için yani müteşabih hadisleri anlamıyor. Olduğu gibi anlatıyor ve Said Nursi diyor insan imanlarına zarar verirler diyor. Zarar veriyorlar diyor. Ta Said Nursi zamanında yapıyorlardı bunu. Evet. Demek ki. Said Nursi diyor avama, insanlara, Müslümanlara zarar veriyorlar diyor. Bu anlatımlarıyla. Cübbeli'nin de yaptığı şu an bu. Yani burada zarar veriyor. Mesela Mehdi kuru bir yoldan geçip İstanbul'a gelir. Rivayet bu. Özetle. Konstantiniye diyor. Konstantiniye olarak Roma'yı da alabilir bir insan. İstanbul'u da alabilir. Ama İstanbul olduğu anlaşılıyor. Evet. Rivayetlerden. Çünkü denizi geçerek geliyor. Kuru bir yoldan geçecek diyor. Biz baktığımızda Boğaz Köprüsü veya Türk geçidi görüyoruz. Evet. Kuru yol olarak. Ve denizden geçiliyor ama asıl olan Boğaz Köprüsü olduğu anlaşılıyor. Çünkü kuru bir yol denizin üstünden geçiliyor. Evet. Ve Mehdi gülüyor, sabah gelir diyor Mehdi. Sabah gelir. Sabah geldiğinde de büyük bir duman sütunu olacağını belirtiyor. Cübbeli'ye göre mesela İstanbul'da birden böyle yerin altından duman sütunu çıkar diye düşünüyor olabilir. Halbuki bir gemi patlıyor. Çok anormal şeyler bekliyor. Tabii yani akıl almaz şeyler bekliyor. Mesela Allah bir gemiyi vesile ediyor. Evet. Ama ona göre mesela ne bileyim Topkapı'dan yerin altından bir anda muazzam bir duman sütunu ve ateş çıkacak. Gökyüzünü kaplayacak ve işte boğaza doğru o duman sütunu devam edecek. Böyle olmuyor. Evet. Gemi şeklinde oluyor. Sabah gelir diyor Mehdi ve sabah geldiğinde bu duman ve ateşi de görecek insanlar diyor. Bilin ki Mehdi gelmiştir diyor. Bu alameti budur diyor. Evet. Fakat kuru bir yoldan geçecek diyor Resulullah. Yani çok net. Denizin kenarına bayrağı diker diyor. Demek ki denizin kenarında olan bir yerde olacak Mehdi. Çok net, açık Peygamberimiz izahları. Şimdi Cübbeli'ye desen yani hakikaten bir bayrak oluşturacağını, hatta yani kendisinin Mehdi'nin alıp mesela Üsküdar meydanına veya bir karşı tarafta bir yere sancağı dikeceğini ve sarıkla o sancağın dibinde oturacağını düşünüyor. Evet. Yani böyle bir olay olmaz. Yani bu tarzda olmaz. Mesela bakıyoruz hakikaten Türk bayrakları her yere dev bayraklar dikilmiş olarak durumda. Dikildi. Hı-hı. Ne zaman Cumhuriyet tarihinde hiç yoktur böyle bir şey. Evet. İlk defa oluyor. Evet. Böyle dev bayrakların İstanbul'un donatılması. Hı-hı. Böyle dev bayrakların dikileceğini Resulullah işaret etmiş oluyor. Yani mutabakatı budur.
mesela gökyüzü diyor 10 milyar melekle dolacak diyor. Yani yaklaşık onun açıklamasına göre. Herkes ise kendi dilinden bu kişi Mehdi'dir'in bağıracak diyor melekler. Mehdi de bütün melekleri ve bütün insanları yalanlayacakmış. Yani ben Mehdi değilim diyecek. Melekler de yalan söylüyor. Siz de yalan söylüyorsunuz. Ben Mehdi değilim diyecek. Ya melek dedim mi zaten farz olurun. Yani Allah'ın emrinde zaten melekler. İnanmamanın imkanı var ya mı? Var mı böyle bir şey? Mümkün mü? Yani melek. Melek bitti zaten konu. Tank top mermisi etki etmeyecek diyor. E peki senin cemaatin bile 10.000'leri buluyordu. O 313 kişiden kalır mı öyle bir insan? Bütün dünyanın melekleri. Mesela Mahmut hocamızın talebelerine desek ki bütün melekler falanca Mehdi'dir dese 10.000'lerce hissi hemen bir anda ona bağlanırlar. Hangisi itiraz eder? Meleği gördün mü biter iş zaten. Kim itiraz edebilir? Tabii. Nasıl 313 kişi kalıyor o zaman Mehdi? O 313 kişi de demek ki bir hikmet var. Evet. Demek ki bir kısım yobazlar, akılsızlar, cahiller, hasut kimseler, dinsizler, materyalistler, efendim iddia edilen gene konu örgütü, masonlar, it kopuk artık kim varsa Mehdi'ye karşı cephe alacaklar. Ve bu yüzden de Mehdi'nin cemaati küçük kalacak. Said Dursun diyor her ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılır diyor. Evet. 313 kişine kalır mı? Ya tank mermisi gelecek de Mehdi'ye başında sarıkla çıkacak üstelik. Onlar da insanlar da hiç ilgilenmeyecekler. Melekler bağırıyor, tank mermisi etki etmiyor. Bir tekbir getirir diyor. Bütün Roma'da ne kadar bina varsa yerli bir olur diyor cübbeli. Kıyamet o anda kopuyor zaten. Ya bir kere Mehdi hiç kan akıtmayacak bir. Bir de tekbirle bina yıkacaktan kasıt teşbih var. Orada o fikir sisteminin, fikir kalelerini yıkacak. O anlamda diyor. Tekbir nedir? Allah'ı anacak anlamına geliyor. Allah'ın birliğini savunacak. Allah'ın büyüklüğünü anlatacak. Cübbeli'ye göre de sesinin gücüyle yıkacak diyor. Ve buna rağmen 313 kişi kalacaklar diyor. Hangi cemaat? Yani kendi cemaatini düşünsün. Yani 10.000'leri buluyor cemaate. Kim 313 kişi olarak kalmasına müsaade eder öyle bir topluluğu? Tabii ki. Bütün melekler bağıracak da Mahmut hocamızın talebeleri diyecekler ki yok biz bu cemaate katılmayız. Demek ki Allah gizleyecek Mehdi'yi. Tabii. Demek ki örtüler olacak. Demek ki insanlar garip görecekler Mehdi'yi. Bakın rivayette ne diyor? Kimse onlardan evlenmez. Cenazelerine gitmezler diyor. Evleri sırtlarındadır. Evleri de yoktur diyor. Evlerini de satıp savuyorlar. Yok. Hiçbir şeyleri yok yani. O mantığa göre hocam o zaman Deccal da böyle tek gözlü bir canavar gibi falan hani anlatılıyor ya. Ya insanlar. Zaten öyle diyor. Deccal da tarif ediyor. Yani içler acısı durumu aslında. Okyanusun ortasında duruyor diyor Deccal diyor. Kaç bin yaşında diyor bir. Bin küsür yaşında diyor tam hatırlayamadım. Zincirlenmiş olarak duruyor şu an diyor zaten adada diyor. Okyanusun ortasında bir adada duruyor diyor şu an. Zincirlenmiş olarak. Yani işte Deccal'in merkebinden bahsediyor. İki kulağı vardır diyor işte 40 arşın. Deccal de onun üstüne çıkacak. Yani ben ne diyeyim bu mantığa? Deccal tabii kastedilen uçağın kanatlarıdır. Yani burada kastedilen bu. Ve o trendir. Mesela diyor bakırdan kürsüsü vardır diyor. Değil mi? Uzunluğunu belirtiyor. Mesela yerin altından geçen bir varlık bu. Değil mi? Her yere gidebilen bir varlık. Yani bakırdan kürsüsü olması, metalden olması ve herkesin duyacağı seste bağırması merkebinin. Kimi zaman uçak olduğu, kimi zaman tren olduğu ve diğer vasıtalar olduğu anlaşılıyor. Ve çok kısa sürede gitmesi. Mesela bir adımda çok uzun mesafeler kat edecek diyor. Bulutu tutacak diyor bir eliyle. Demek ki uçak. Bulutu tutan oraya nedir? Kadar yükseltik. Değil mi? Bulut, evet. Buluta kadar çıktığına göre eşeğin bulutlarda ne işi var? Tabii. Yani değil mi? Böyle bir şey insanlar görse yani zaten imtihan ortamı kalkar. İki kulağı ne demektir? Uçağın kanatları anlamına geliyor. Tabii. Bu kadar yani çok süratli gitmesi. Deccal'e göre de eşek havalarda uçacak böyle. Kulakları koskoca kulaklar olacak. Bütün millet onları seyredecek. Melekler bağıracaklar falanca kişi Mehdi'dir diye. Mehdi ben Mehdi değilim diyecek. Yani tarif ettiği manzarayı bilmem tarif etmeme evet, gerek evet. var mı yani? Hayal ettiğin de tabii. Yani tövbe kapılarının kapanması lazım o anda tabii, zaten. Tövbe kapısı şey... tamamen kapanır. Aklın ihtiyarı kalkar. Gayet bu durumda... kalkıyor ortada. Tabii. Evet. Böyle hiç hangi peygamber döneminde böyle bir imtihan ortamı olmuş? Evet. Said Nursi diyor vaka mutabık çıkmıyor diyor. Teşbihleri temsilleri diyor. Yanlış anlarlar diyor.
ve avamı müminine zarar veriyorlar diyor bunlar diyor. Tabii. O yüzden diyor ben bunu açıkladım diyor. Beşinci şuayı izah ettim diyor. Ve örnekler vermiş. Ve bu tehlikenin farkında değil insanlar. Yani birçok insan bu yüzden dinsiz oluyor bu tip izahlarda. Yani mesela Cübbeli çıktı, Habertürk'te adamlar yerlere yatıyor. Onların niye güldüğünü bilmiyor. Ben size daha da güldürürüm, daha da eğlendiririm, evime gelin diyor. Bende daha da başka özellikler var diyor. Ben sizi çok eğlendiririm diyor. Yani verdiği zararın farkında değil. Onlar niye güldüğünü de bilmiyor. Ya çok büyük hizmet yaptı karantinada. Yani anormal seviniyor. Çocuk gibi yani. Müthiş tahribat yapıyor, bilmiyor. Ben de o yüzden uyarıyorum. Diyorlar ki niye elliyorsun, niye dokunuyorsun bu adam biraz, elleme, işte devam etsin. Kendine de zarar veriyor, etrafına da zarar veriyor. Yoksa garibanın teki ben, ona ne alıp veremediğim olacak yani. Ben sadece uyarıyorum, zaten hakaret etmiyorum, bir şey demiyorum. Yani ben ayrıca Mahmut Onca'yı çok sevdiğimi söylüyorum. Evet, her zaman. Talebelerini de çok severim, saygı duyarım. Evet. Tabii. Mesela Mehmet Talip Hoca var. Gelir bizim yemeklerimize gelir toplamda. Çok değer verdiğim insan. Ben yanıma oturtturuyorum geldiğinde. Yani saygımı ve gösterdiğim değeri göstermek açısından. Evet. Tabii. Yani çok önem verdiğim insanlar. Ama bu galiz hataya karşı da nasıl suskun kalayım? Haram olur susarsam. Çok önemli bu konular. Evet. Onlar da sizi çok seviyorlar hocam. Mehmet Ali Hoca özellikle. Evet. Sürekli sizden staj. Bizim Mehmet Talip bu yüzyılda Mehdi'nin geleceğine inanıyor. Evet. Mesela ayrıdır o. Ben mesela Cübbeli gibi düşünmüyorum diyor. Kişisel fikri o zaman. O, onun tabii kendi kişisel fikri. Mesela biz, benim kanaatime göre öyle. O öyle düşünüyor diyor. Öyle düşünüyor. Tamam doğru ama biz onun yanlışlığını aktarmakla mükellefiz. Bakın bu çok önemli. Mehmet Talip çok derin bir alimdir. Ehli sünnetin kalesidir yani. Evet. Çok değerli bir insan. Şunu yani bak. Fetva verebilen... fetva alimidir yani, çok büyüktür yani, Cübbeli'nin 100 mislidir en az yani, kıyas olmaz. Bu insan ne diyor? Bu yüzyılda gelecek diyor. Bu yüzyılda İslam hakim olacak diyor inşallah. Ve ağzından nur çıkıyor, ne güzel. Evet. Maşallah. Maşallah. Alim böyle olur. Maşallah. Evet. Yanlışı gördük mü hocam? Elimizde elimizde olmazsa dilimizde düzeltmek zorundayız. Yani tabii ya, çünkü bu yani çok büyük bir mesele yani, burada çok büyük bir olay var. Hadi benim cemaatimi dağıtmak, arkadaşlarımı dağıtmak istiyorsun, kardeşlerimi dağıtmak istiyorsun. Zaten gücün yetmez. İnşallah. Yani sen bizi daha da pekiştirirsin. Bize öyle çok talebeden oluyor dağılın diye. Ben öyle değil ki, daha coşarım. Daha azmim artar. Yani onu demedim. Bu zaten masonlar başından beri bunu diyor. İddia edilen Yönokon örgütü bunu diyor. Yani Cübbeli'nin bunu demesine gerek yok ki. Bunu biz çok duyduk. Hocam bunun için işkenceler gördünüz yani. Bir yani, sözde dağılır mı? Tabii. Değil mi? Ya adam dedi bana mesela, İstanbul Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan. Değil mi? Parmaklarımdan elektrik verdiler. Bak senden tek istenen şey var dedi. Arkadaş grubunu dağıtacaksın dedi. Bu kadar dedi. Ne söyledi bak. Yerle ayağın arasında ne kadar mesafe varsa da ölümünle hayatın arasında o kadar mesafe var dedi. Bu konuyu bitireceksin dedi. Evet. Ve bu bana kaç defalarca söyledi. Ben defalarca gözaltına alındı. Evet. Çıkarken de söylemişlerdi artık. Defalarca. Artık dağılırsınız herhalde değil mi demişlerdi o gözaltından sonra. Ben dedim ki DGM'de sıra için ifade için bekliyorduk. Polis yanındaydı bizim ifade için. Peki. Artık dedi herhalde bitmiştir dedi hocam dedi. Ya dedim ben çok faydalı oluyorum. Bu acayip birbirimize bağladı bu bilgiye. Muazzam gelişeceğiz biz bundan sonra dedi. Yani akıl almaz Ruslan'da böyle. Ben de bir konuyu değiştirdim. Yani birden eli yüzü değişti böyle yani, nefretle falan. Yani olay çıkmasın diye. Ben de konuyu değiştirdim. Ben zannettim hoşuna gidecek zannettim. Hayır biz de yani buna çok karşılaştık davanın sözleriyle. Ama yani Cübbeli'nin bu böyle bir konunun içine girmesi çok çok acayip, çok çok manidar, şaşırtıcı. Ona bunu kim tavsiye etti? O da çok acayip. Bana bir kısım aileler geldi diyor. O aileleri oraya kim gönderdi? O da acayip. Evet. Tabii. Yani zincirin en başı nasıl? Niye ona gitsinler aileler? Tabii sana niye geliyorlar? Bir de gelen aileleri bir görseniz. Evlere şenlik tipler yani böyle. Tam klasik. Yani yani Cübbeli'nin şiddetle karşı olduğu tipler. Evet. Yani kendi şeyine göre, düşüncesine göre
ki benim de düşünceme göre öyle. Bak onlarla can ciğer kuzu sarması olmuş. Ve onlarla sırdaş olmuş. Sonra da ona demişler işte seni Habertürk'e çıkaracağız, seni temizleyeceğiz. Senin istediğin gibi konuşmanı sağlayacağız. Seni meşhur edeceğiz. Ama tek istediğimiz var senden. İşte Adnan Hoca ile ilgili konuşacaksın. Mehdi'nin gelmeyeceğini söyleyeceksin. Arkadaşların dağılacağını söyleyeceksin. Biz de seni göreceksin. Çok iyi savunacağız gibi bir anlaşma olmuş. Zaten bir karşılaştılar. Cancı'ya kuzu sorması sanki 40 yıllık ahbaplar. El ele tutuşmalar falan böyle. Abiler falan hocam sohbet içinde böyle dönüştü. Tabii çok acayip. O el ele tutuşma o da çok acayip. Yani öyle bazen parklarda falan öyle tipler oluyor. El ele tutuşmuş gezen. İnşallah. İşte dedesi torunuyla falan gibi. Değil mi? İnşallah. Garip evet. Yani garip derken o adamların bunu yapması çok garip. Dede torun gezebilir de onların öyle o tip hareket etmesi. Bir de siz beni bir özelde tanısanız diyor daha da hayret edersiniz diyor. Evet özelde ne gösterecek? Yani hangi marifetlerini gösterecek o da belli değil. Yani bilinmeyen neler var yani gizlice gösterteceği hangi marifetleri var onu da bilmiyoruz. Yani o gülmeyi demek ki yetersiz görmüş ki başka daha ilave bir şeyler yapmak istiyor yani.